Esselamu Aleyküm aziz dostlar. Öğrencimiz Ali Bayri ile birlikteyiz. Beni Özbekistan tanıtma günü vardı. Orada hocam Filistin kardeşlerimize zulme, yani bir nevi karşı çıkma, boykot etme anlamında dayanışma çadırımız var. Oraya da bekleriz demişti Muhammed Zahid Dilman ve Ali Bayri. Şimdi sizi oraya kadar götürecek hangi faaliyetler yaptıklarını ben orada bizzat sahada soracağım. Kamerada bize ismini kendin söyle. İsim Ali Bayri. Ali nereden katılıyorsun? Hangi şehirden geliyorsun? Şanlıurfa'dan geliyorum ben. Maşallah. Urfalısın, ezelden mi gazelden mi? Ezelden. Tamam. Rektörlüğümüzden mi aldınız bu izni? Evet, rektörlükten tamam. Bizzat aldık iznimizi. Bir gün mü izniniz? Bir gün alabildik. Faaliyetleriniz nedir orada mutlaka? Orada anlatılacaklar ama bir... Tamam. Gazze dayanışma çadırı. Sizin çadırınız. Evet. Gel öyle. Üniversitenizde bir göster. Karşıda bizim kütüphanemiz. Kütüphanemiz ve camimiz var. Hatta bugün de sordu öğrenci. Hocam dedi, o cami dedi faaliyete geçmeyecek mi? Ben de dedim ki içinin bir takım işleri var. İnce işleri. Yani yer, artık döşeme, lambiri ve iç dizaynı. İnşallah devreye girer. Devam edelim. Çevreyi de göster. Orası beden eğitimi, spor okuluydu. Meslek yüksek okuluydu eskiden. Şimdi spor bilimleri fakültesi. Onu da göstermiş olalım. Çadırımız. Evet, buradan başlıyor. Dayanışma çadırı. Burası tamamen... bir gece kalacak mısınız burada? Dün gece kaldık. Dün gece açtık, tamam. Bu gece bitiyor. Tamam. Genelde işçiler kalır. Evet. Kampta siz bir kamp yaptınız yani. Aynen. Şimdi lider diyorum ben. Lider Zahid Dilman mı? Evet, liderimiz Zahid Dilman. Tamam, Zahid Dilman'ı bir dinleyelim bakalım. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Orada davetimize icabet ettik. Allah razı olsun. Yani böyle bir kutlu davayı yalnız bırakmak ne bizim haddimiz ne de hakkımız. En önce böyle bir dayanışma çadırının için açtığınız sebep ne? Hocam şu an dünyada ve Türkiye'de tüm üniversitelerde bu eylem gerçekleşiyor. Biz de aynı şekilde şeyi yapmak istedik. Şöyle alalım halka girip. Evet. Biz de aynı şekilde bu çadır eylemimizi yapmak istedik. Hadi şuradan al. Evet. Allah razı olsun, destek olanlar oldu, karşı çıkanlar oldu. Biz yine de elhamdülillah bu çadırımızı gerçekleştirdik. İnşallah Rabbim muvaffak eyler hocam. Yani Necip Fazıl'ın tabiriyle bu dava uçsuz, bu dava yetim değil aslında. Değil mi? Sizler el vermeniz lazım. Davadan kasıt zulme uğrayan her yerde biz varız demeniz lazım. Bugün Filistin'e, yarın bir başka ülkeye, dün Yemen'di. Daha hala sıkıntılar devam ediyor Doğu Türkistan'da. Hedef gaye yeryüzünde Allah'ın varlığını ve birliğini kısaca ilahi kerimetullah'a hakim kılmak. Sahabinin ideali buydu. Tabiinin ideali buydu. Tebelüt tabiinin ideali buydu. Müştehit imamların, İmam-ı Azam'dan başlayarak İmam Malik bin Enes, İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'in hedefi buydu. Onların talebelerinin hedefi zindir. Bugün yüzün üzerinde İslami ilimler ve ilahiyat fakültesi var. Hepsinin de belki bastığı aynı parmak. Yani ilahi kelimetullah. Peki bunu sadece üniversite bazında mı, diğer platformlarda mı canlandırmak istersiniz? Yani kısa ömürlü mü sizin faaliyetiniz? Hocam uzun ömürlü olması için çok uğraştık. Yalnız üniversitemizin desteği sadece bugüne oldu. Mahsus kaldı. Bu akşam inşallah 9.30'da çadırlarımızı kaldıracağız. Yalnız, bir gece kaldınız. Bir gece kaldık. Ben Ali'ye gelişte öyle demiştim. İzciler genelde kampta kalırlar. Evet. Ben izci liderliği de yaptım 5 yıl. Oymak çalıştım. Ankara'da izci lideri yaptım. Hani burada benim kamp kurmadığıma... Gizli şarkılarından kaset bile doldurmuştum. Gizli şarkılarından konuşan. Gün gelir sizinle bir kamp da yaparız. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Ya da bir ateş yakarız. Gizliler ateş yakar. Bir kor olsun inşallah bu zulme. Peki yani geç kalınmadı. Onu da hocam gerçekten geç kalındı. Onu da kendimize şey yapalım. Gerçekten bu konuda biz de şey yapalım. Sizi de alalım şöyle.
niye geç kalındı ya da niye bir yanlış gecikti? Bir sebepleri var. Hocam daha önce de programlarımızı yaptık. Yürüyüş üniversite günü yaptık. Yürüyüşümüzü de yaptık. Salı günüydü. Evet, salı günüydü. Daha öncesinde cuma günü de yürüyüşümüzü yaptık. Basın açıklaması da bugün yapıldı. Zaten cuma, ben cumayı canlı yayında yayınladım. Hatta o arada abdeste gittim, biz kamerayı düşürmüş yani. Ona da biraz sistem ettim. Orada diyor ki hocam, havuzun diyor başında, kim dinlediyse herkes sizin buradaki açıklamanızı dinledi yani. Hocam söylüyor, havuzun başında diyor açıklama yapılacak. Hocam basın bildirisi bizde var şu anda, isterseniz size de atarız, siz de paylaşırsanız. Şimdi Allah razı olsun. Daha ya burada şöyle Altay'ı genişletelim isterseniz. Ben isimlerinizi de takdim edeyim. Sizden başlayalım. Ben İsmail Erman'dan psikoloji son sınıfı. Allah razı olsun. Doçent Doktor Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi, Sami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı. Merhaba, ben ismim Eren Türkmen. Ben tarih son sınıf öğrencisiyim. Allah razı olsun. Şöyle gel, biraz genişletelim. Hani izciler şarkı söylerken omuz omuza girerler ve bir halka çevirirler. Ali kardeş biraz halkayı genişletelim. Genişletin halkayı. Kol kola girelim. Alanlarında. Gayemiz burada, hedefimiz burada. Ne kadar kitle güçlü olursa bizi hani ümmeti kimse yıkamaz anlamında. Ümmetten kasıt şöyle düşünün. Kur'an ve sünnet. Zor rolünde. Ben dün Fen Lisesi'nde bir konferans verdim. Ve konferans şu anda yayınlandı. Hala canlı yayında ilk gösterimi devam ediyor. Yaklaşık 59 dakika. Onu da bir tavsiye ederim. Kardeşime de yer açır. Onu da bir tavsiye ederim yani. Niye sünnet, niye ümmet, niye Filistin, niye Doğu Türkistan, niye zulüm bizim başımıza geliyor? Birer şunu alırsak, niye başımıza zulümler geliyor? Bir fikrin var mı? Önceki tarihle Müslüman olduğumuz için Allah'ın tekbirini, kalıpları yutmamız gerekiyor. Kimisi olarak da bir bak çok güzel bir şeyin altını çizdi. Tağutları yıkmak dedi. Tağuttan kasıt şu. Allah adına vücut koyan her şeyi reddemek tağutun karşılığında. Başka bir tağut. İman verilerin zaten ideali bu. Vabudullah, birinci esas Allah'a ibadet. İkinci esas Allah adına hüküm koyanları red. Ve çok güzel bir şeye temas etti. Teşekkür ederim. Tabii. Buyurun. Oturursak daha iyi olur. Herkes Allah'a razı olsun. Hani uzun ömürlü, uzun soluklu faaliyetin olabilmesi için ses de getirmesi lazım. Üniversitemiz, teşekkür ediyoruz Sayın Rektörümüze, size destek olan artık... Olmayan da var hocam, bu da bir işte. O da olabilir, mutlaka olacak yani. Hazreti Peygamber davete çıktığında dişi kırılmadı mı? Mecruh düşmedi mi? Tayyip'te taşlanmadı mı? Tamam, o zaman hedefi koymak ve hedefe kilitlenmek. Tabii yandaki hani hariçten gazel okuyan denir. Mutlaka olacak yani. Ona da takılmamak lazım. Devam edelim. Birer cümle alalım. Hocam ben de arkadaşıma katılıyorum. Yani bu İslami hassasiyetleri konusunda biraz daha hassas olmamız lazım. Yani son zamanlarda bakıyoruz çok gevşemişiz. Ama Allah'ın izniyle biz peki, tekrar peki bu gevşemeyi, gerçeklik kelimesini kullandım. Ben inanın yaklaşık 3-4 yıl önce Özbek çadırı kurulmuştu. Orada da böyle bir gençlerle sohbet etmiştim. Oradaki gençler biraz daha azdı. Yani bu güzel bir etkinlik olacak inanıyorum ben. Şu video bile gönüllere dokunacak yani. Şu anda canlı yayında yayınlanıyor zaten. Erdoğan Köycü şeklinde alabilirsiniz. Oradan sana paylaşabilirsiniz. Evet. Sizden devam edelim. İsminizi bağışlayın. Mustafa Hanife. Ben Yusuf Sıcak'ta konuşmuşsunuz. Maşallah. Bu eylemler çok önemli hocam çünkü şu an işte bazı Müslüman kardeşler ulaşır mı? Şimdiye kadar hedefe ulaşır bilmiyoruz gayrı hedefe ulaşır mı ulaşmaz mı bizim için? Hani Necip Fazıl'ın bir tabiri var. Tekerlek tümsel çıktı, ey kağıtlı rüzgar artık ne taraftan esersen es. Yönüne doğru gidiyor mu? Çıkıyor mu yoksa inişe mi geçiyor? Çıkıyor. Trend yükseliyor mu? Yükseliyor. Oradan bir şey getirecek. Bakalım. Evet. Şimdi Süleyman Mahmut Süleymanoğlu. Mesela ben Süleyman Oğlan. Zulmün sebebi de Müslüman'ı söyleyeceğim. Ben de arkadaşlarına takılıyorum. Zulmün asıl sebebi Müslümanların uyuması. Birlik olamama mı? Tevhid. Tevhidi sadece biz la ilahe illallah'ı
dille söylemek orada kaldırıyoruz. Hayır, bütün bedenle, bütün organlarla, hatta bütün zerrelerimizle Allah'ın birliğine aykırdığımız gibi zulme birlikte göstermek ve o zulmü yok edebilmek için birlikte hareket diye düşünüyorum. Alem İslam'ın zaten birlik olamadığı için bu zulümler başlar. Evet, aynen. Devam. İslamiyet'ten hazırlık sürecinde bir sene daha yeni geldi. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. Allah hepsi de razı olsun. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Benim dinim İslam dini. Ve İslam dininde ne zalim vardır ne kimseye zulmetmek vardır. La tazlimuna ve la tuzlamuna. Ne zulmedin ne de zulme razı olun. Ne de zulme razı olmak vardır. Abi kesinlikle. Şimdi hocam, ayet zaten. Evet. Ben eğer burada zulme razı olmuyorsam kimse bana bu konuda zulmedemez. Ben kimseye zulmedemem. Ayrı bir şey, doğru mu? Şimdi abim dedi ki tavukları yıkmak. Biz eğer dışarıdaki tavukları yıkmazsak içimizi dağıtırlar. Biz şu an sahipsizsek başımızda bir insan yok, bir lider yok, bir şeriat olmadığı için sahipsiz. Ben bundan yana üzüntüyüm. Tamam. Devam edelim. Evet. Bir iki tur yapabiliriz. Yani bak, burada bir kardeşim bir şey söyledi, sonra bu kardeşim belki içselleştirdi, ona cevap ver. Bir iki tur atalım ve duayla kapatalım, Kur'an'la kapatalım. Evet, siz devam edebilirsiniz. Bilmiyorum kaçta kapanıyor şadınız. Sabaha kadar olur. Ben Kur'an okuyayım. İsterseniz siz Kur'an okuyun, ben dua yapayım. Tamam, kararlaştıralım. Hepiniz isterseniz farklı farklı ayetleri okuyalım. Bir iki ayet siz okuyun, ben okuyayım. Sonunda bir dua yaparsın. Olur hocam, nasıl istersen. Tamam. Devam ediyoruz. Bir bitsin sohbetimiz inşallah. Daha sonra devam edelim. Gazze'deki soykırıma karşı çıkmak için kendi liderlerini bu duruma durumdan şikayetçi oldukları için özellikle Türkiye'de birçok üniversitede bu çadır eylemi kurmuş durumlar yapıyorlar. Biz de Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak gönüllü bir şekilde burada toplanıp Gazze'nin durumunu hem bildirmek hem oradaki yani basına bilmeyi değil mi? Açıklama evet. Yaptınız zaten. Evet. Değil mi? Basın açıklamasını yapıyoruz. Program Cuma gününe kadar devam edecek inşallah, haftaya Cuma kadar. Yani bir STK olarak hareket ediyorsunuz. Hayır, STK olarak değil. Kampüs, STK derken siz de bir STK'sınız aslında. Bir gruba bağlı anlamında değil. STK nedir? Sivil toplum örgütüdür. Bu da bir STK'dır. Bir derneğiniz belki yok. Resmi olarak bir derneğimiz yok ama bir gönül STK'mız var. Bu da işte, çok güzel. Bak, STK nedir? Mavekler. Sivil örgütlerdir yani. Bu da bir sivil örgüt. Ha diyebilir belki, hocam üniversite açıklama yetkisini bize verdi, bir günlük şeyi verdi, desteği var. Bu farklı bir şey. Hani sizin demek ki gönüllü öğrenciler diyelim o zaman. Evet, tamam, güzel. Mehmet kardeşim teşekkür hocam, ediyorum. Devam. Var mı ekstra? Şunu da ekleyeyim hocam. Ben sizin Mehmet hocamızla her gün buraya gelip dinleyelim. Ben yeni duydum. Zaten duyar duymaz geleceğim demiştim. Eyvallah hocam. Diğer hocalarla da bildirirseniz ya da biz de bildirirseniz. Zaten oradan yayından görecekler. Bilmiyorlardır hocam. Tamam. İnşallah. Öğrenci kardeşim. Teşekkür ediyorum. Hocam. Bir iki tur atalım. İmran. Şöyle bir dolanalım ya. Tamam. İmran hocam. Suriyeliyim hocam. Hemşirelik ikinci sınıfındayım. Hocam. Niyetimiz burada bir şey yapmamız. İlk niyetimiz Allah yolunda cihat vermek. Yani biz cihat yapmak için kampüs intifada ne demek biliyor musun? Ölümüne mücadele etmek. Aynen hocam. Evet. Yani biz İslam'ı yaşayacağız, anlayacağız, yaşayacağız, dağıtacağız. Güzel. Aynen. Yani bizim berberimiz düşün, tek başına 40 yaşındayken tek abi başına İslam'a girdi. Etrafına baktı ki hepsi eşine dedi bana anlat. Ha. Onu Hazreti Hatice var. Yani bizim şeyde etrafındaki millet hepsi kafir. Demedi ki vallahi onları bırakayım. Demedi ki ben bunları. Yani şunu mu diyorsun? 24 yıl sonra çok çaba gösterdiği için, çok İslam'ı anlattığı için, çok dedim ya şey kan çıkmış az önce. Çok şey yaptığı için 23 yıl sonra Mekke'yi hepsi İslam'a girmiş. 10 bin kişilik bir orduyla geliyor ve ateş yaptırıyor.
Bak ateş yani basit bir şey değil. Sözünü unutma, ateş yapılıyor. Ateş güç gösterisi. Bak geliyoruz. Yani niyetimiz hocam. Tabii. Kusura bakma. Yani. Estağfurullah. Niyetimiz İslam'ı yayılmak. Yani düşün tüm insanlar yeryüzünde. Davet de. Düşün tüm insanlar yeryüzünde İslam'a girmiş. Savaş kalmadı. Evet. Devam edelim. Bir tur daha atacağız. Turdan kasıt yani herkes fikrini söylesin. Tamam hocam. Yani buna şöyle diyelim. Açık kürsü gibi yani. Tamam. Buyur kardeşim. Hocam ismim Soner Bayram. İslam ilimler bilinsin. Yani Müslümanlar şu an büyük bir sınavdan geçiyor. Müslümanlar uyuyor şu an. Biz de inşallah Allah'ın izniyle uyuyan Müslümanları uyanmaya davet ediyoruz. Güzel. Allah'ın izniyle bu yani bir de uyanışa bir vesile. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle. Muhammed Zahit Bilman. Öğrencimiz kendisi. Buyur. Hocam ben 3 tane sebep sayabilirim. Yani bunun hala devam etmesi, Müslümanların birlikte olamaması birincisi. Yani her birimiz bu davaya hizmet ettiğimizi söylesek de birlikte olamamamız bir şekilde. Handikap var. İkincisi de korku diyebilirim hocam. Birlikte olamadığımız için, küçük gruplar halinde olamadığımız için gerçekten küçük insanlar yüzünden bu hallere düşüyoruz. Korku diyorum. Üçüncü ve en önemlisi de Allah'a güvenmeme hocam. Cesaret. Tevekkülde yani, bir kusurumuz var. Yani. Kesinlikle tevekkülde bir kusurumuz var. Ne olursa olsun arkamızda sadece ve sadece Allah'ın olduğu şuuruna varmadıkça hocam Müslümanların durumu işler acısı gerçekten. Evet. Devam. Selamun aleyküm öncelikle. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Genelde arkadaşlarımızın söylediği düşünceler çok güzel yerlere, çok iyi yerlere temas ettiler. Ben şöyle toparlamak istiyorum yani. Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah-u Teala bize diyor ki iman edenler hep birlikte Allah'a, Resulüne ve Kur'an'a uyun. Sizden olan nura uyun. Yani Allah'ın dediklerine uyun, yasakladıklardan sakının. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim Kur'an'a ve sünnete uyarsa yanlış yola girmez. Biz Kur'an'a ve sünnete göre gidersek dost doğru yoldayız. O yoldan çıkarsak, farklı yerlere gidersek, herkes kendi kafasına göre bir yol seçerse ve oradan giderse biz parçalanırız. Ha şuna geliyor. Evet. Biraz daraltalım halkayı. İki yöne ben iki noktaya temas edeceğim. Bir, vahtasını bi ablillahi cemiyan ve la tefarrak. Onun altını çizsiniz. Yetmiyor o. Birlik yetmiyor. Va'iddu lehum mastata'tun min kuvvet. Ve kuvvet hazırlamak. Bu bir kuvvet sayılır. İyariye gelmek kuvvet sayılır. Ve kuvvet diyor Allah Resulü innel kuvvete arramu. Kuvvet atmaktır. Ha, hazırlık da yetmiyor. Yani. Cihat gerek. Evet devam. Hocam. İsmini de başla bu arada. Sait hocam. Uzayır Akbuyum. Antep'te yaşıyorum hocam. Türkçe öğretmenliği, ikinci sınıf öğrencisiyim. Sorunuza cevap vermek sadece tek bir şey söyleyeceğim hocam. Tabii ki. Çıkar. Yani Müslümanların... Bir çıkar çatışması var şu anda hocam, Müslümanlar arasında. Türkiye, İran, ikisi de Orta Doğu'ya egemen olmak istiyor. İkisi de çatışıyor hocam. Muhteşem bir aslında farklı bir söylemde bulundun. Ona biraz düşünmek lazım. İki tane farklı değil mi? İktidar olma hırs mı dersin yoksa ideal mi dersin? Her ikisi de söylenebilir. Güzel bir şeyin altını çizdim. Yani bu bölgede hakim olmak fikri. Sasani'nin bugün değil ki 2500-3000 yıllık bir ideali var. Hazreti Peygamber iki tane o dönemdeki zorba ve zalim imparatoru ve imparatorları onların ordularını yere serdi. Hem Bizans hem Sasani. Güzel bir şeyin altını çizdim. Mehmet, evet Cem. Selamünaleyküm Seyit Cem Yiğit'im. İslamiyet'in son sınıf öğrencisi. Fikir birliğinin olmaması. Sadece ona mı bağlıyorsun? Sadece fikir birliği. Farklı telakki olabilir. Türkçe varsa Türkçe, Arapça varsa Arapça konuş. Türkçe konuşuyorum. Tamam. İsmim Musab Naci, Sudanlıyım. Arkadaşlar bir şey cevaplıyorlarmış. Bunu duymadım. Geç kaldım falan. Soru şu. Yani Gazze'deki şu anda dünyanın bütün üniversitelerinde
bir ayaklanma, bir protesto var. Geç kalmadı demiştim ben. Geç kalmadı mı? Bir, iki, sorunlar var mı? Bu protesto niye bu kadar gecikti? Ekim'den bugüne daha erken başlayabilirdi bu boykotlar anlamında. Bence belgesizlikten dolayı, yani o Filistin'in davası sadece Orta Doğu'daki bulunan ülkeler arasında malum bir şeydi. Ama o... Aslında güzel bir tespit. Bak zaten bu bilinen bir şeydi. Yani bu ne demek? 1948'den bugüne kadar zaten bu zulüm devam ediyor. Yeni değil diyor yani. Evet. Ondan sonra geçen sene olaylar oldu. Savaş çıktı. O rejim, Ziyonist rejim Gazze'da şey yapmaya başlamış. Genocide, yani soykırım. Genocide, soykırım yapmaya başlamış. Tam bütün dünyanın önünde yapmaya başladı. Fakat onlar mağdurun rolünde bulunmak isterler. Mağdur rolünde mağdur rol oynuyor. Biz aslında saldırmayacaktık da bize saldırıldı. Aslında biz vurmayacaktık da bize vuruldu. Aslında biz onlara zulmetmeyecektik de bize zulmedildi. Öyle karşılık verdik. Çok güzel. Devam. Ondan sonra insanlar, yani sadece Orta Doğu'da değil, sadece Afrika'da değil, sadece Asya'da değil, bütün dünyada. Hatta bazı sesler Kuzey Amerika'dan geliyor, Güney Amerika'dan geliyor. Niye? Çünkü onlar öğrenmeye başladılar. Onlar araştırmaya başladılar. Olayı başka bir açısından bakmaya başlamışlar. Bir başka açıdan bakıyor artık bunlar diyor yani. Niye bu olaylar bu kadar hani durmuyor, devam ediyor. Çok güzel. O değişik şeyden dolayı oldu. O yaptığımız çalışmalar, o sosyal medyada yaptığımız konuşmalar, o yayınlar, bütün o çabalar sonuçta bir faydası oldu. İnsanların görüşü değişmeye başlamış. Uyanma. Uyanış oldu. Tabii. Sözü bırakayım size. Şöyle yapalım. Kur'an okuyalım. Kur'an'dan sonra dua yapalım. Varsa soru cevap yapalım ve bitirelim. İnşallah. Uygun mudur? Rahit hocam ben okuyorum, siz mi? Siz başlayın diyorum. Tamam. Daha sonrasında soru cevap şeklinde. Tamam olur. Tamam olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إن
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Grubumuzun lideri konumunda Zahit Hocam'a ben duayı takdim ediyorum. Zahit Hocam, buyurun duasını. Buyurun, buyurun, buyurun. Amin. Amin. Ya Rabbi sen Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizleri affeyle ya Rabbi. Bizler Amin. Elimizden geldiğince bu yardımı yapamadık ya Rabbi. Bizim yaptığımız yardım senin bize nasip edeceğin kadardır ya Rabbi. Amin. Sen bizim yardımlarımızı da büyütecek olan sensin ya Rabbi. Amin. Bizleri onlara yardımlarımızı ziyadeleştir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Son okuduğum ayetlerden de Filistinli kardeşlerimize dua yapabilirsin. Buyurun hocam. Amin. Subhan Rabbiyal Aliyyil Alel Vehhab. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbana tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا الى طريق مستقيم يا رب العالمين. Okumuş olduğumuz Haşr-ı Şerif'i, yapılan duaları ve burada yapılan faaliyetleri dergâh-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Safımız mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında meleklerine onların safında ve yanında olduğumuzu yazdır ya Rabbi. Biz biliyoruz ki kiramen katibin yalemune ma tefalun. Kiramen katibin melekleri bizim her hareketimizi biliyor ve kayda geçiyor. Karınca kararınca kardeşlerimizin yaptığı hizmetleri liderimizin ifadesiyle büyüterek, taçlandırarak ve en sonunda da bu davayı zafere ulaştırarak sona erdir Rabbim. Amin. Nusret olsun, zafer olsun sonu inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Peki soracağınız bir şey var mı? Bitirelim mi? Bitirelim. Ali Bayri bizim öğrencimiz kamerada yardım etti. Muhammed Zahit Dilman bu işin bir nevi gönüllü lideri konumunda diyeyim. Pek çok lider var ama şu anda görünen hocam, şekilsel olarak yani. Arkadaşlar da Allah razı olsun. Kendi ekipleriyle de geldiler. Allah hepsinden razı olsun. Birinden değil hepsinden razı olsun. Bitiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bizleri arka planda takip eden kardeşlerimizin isimlerini de anıyorum. Yurt dışından yeğenim Ali Köycü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Osman Görgülü, yurt dışından yeğenimiz Erol Köycü, yurt dışından köylümüz Seyda Altıntaş, öğrencimiz Ali Berk Yandım, yine mezun öğrencimiz Bülent Yetim, yeğenim Özkan Köycü, yine yeğenimiz Fatih Köycü bizleri takip etti. Birinizden değil, hepinizden Allah razı olsun. Yeğenim diyor ki, selamun aleykum dayı diyor. Şimdi şöyle bitirelim istersen Zahit kardeş. Siz bu çadırı, kurduğunuz bu kampı hangi mevkide, yani kimin desteğini alarak sürdürmek istiyorsunuz? Diyelim bir valilikten destek alabilir misiniz? Belediyeden destek alabilir misiniz? Üniversitemiz yetkililerine teşekkür ediyoruz. Size destek verdiklerini ve bir günlük çadır kurma, bir günlük eylem yapma, bir günlük faaliyet yapma izni verdiklerini ifade ettin. Yani büyütebilirseniz, nasıl büyütmek istersiniz bu baş kaldırıyı?
bu başkaldırıyı gerçekten bu çadırlarımızı, şu arkamızda gördüğümüz çadırları çoğaltabilmiş olsaydık, burayı tamamen bir cuma haline getirmiş olsaydık, ses bir getirirdi. Hafta boyunca, iki hafta boyunca bunu yapmış olsaydık gerçekten ses getirirdi. Yine de ben rektörümüze saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Yine de bizlere destek oldukları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de canlı yayında Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Orhan Uzun'a, Dekan Vekilimiz Profesör Doktor Erol Kırdar'a, ekibiniz adına bütün kardeşlerimize, bütün öğrencilerimize en kalbi selamlarımı, saygılarımı, büyükler varsa, küçükler varsa sevgilerimi arz ediyorum. Kalın sağlıcakla. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerin de selamını alalım. Selamünaleyküm. Siz de Ali kardeş yayında yardım ettiniz. Ve aleykümselam. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden selam ve